Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bilgisayarı Windows 11'e falan yükselttim ettim. Biraz eğer sıkıntı yaşanırsa mutlaka yorumlarda belirtin. Şöyle böyle diye hani mikrofonu falan da iyi ayarladığımı düşünüyorum. Ee, programın kalitesini falan ayarlamaya çalıştığım için bir sıkıntı varsa söylersiniz arkadaşlar. Rıdvan Dimen'den Fenerbahçe Coinspor yorumu Şimdi Rıdvan Dilmen TV 8.30'da Fenerbahçe'nin e, Spor müsabakasını yorumlamış. Hocam üstünden çok geçti. Boş ver konuşma gitsin diyeceksiniz ama birkaç tane yeri konuşmam lazım. Diyor ki İlhan Hoca olsa böyle olmazdı. Hani alt başlıklar halinde de söyleyeyim. Hani bu aradan sonra mental ve fiziksel olarak herkesin düşüşü normaldir. Bakın bunu dikkate alın. İlhan Hoca'dan sonra kompakt Konya Spor'dan eser yok. İlhan Hoca olmuş olsa sezona dolu dizgin dolu dolu başladığı dönemdeki kadar en azından şiddetli baskı uygulaması ve e, topla hani oynamalar %80'lere çıktı. Bir ara Fenerbahçe bu kadar rahat olmazdı diyor. Konya çok demoralize diyor. Doğru kadrosu vesaire kötü. Maç dönse 20 yıl konuşulurdu diyor. Oyuna o kadar tempolu başladı ki Fenerbahçe üst üste toplar kazanıp penaltıyla öne geçti. 22'de kırmızı kart Konya Konyaspor. Çok uzun süre 10 kişi kaldı oynadı. 1-0 riskli skor ama durum böyle olunca Konya maçı çevirmesi çok zorlaştı. Jesus'un dediği oldu diyor. Bak Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını ve galibiyeti hak ettiğini söyleyelim. Jesus geçen hafta tekrar toparlanıp yarışın içinde olacağız demişti. Bu maçta da öyle oldu. Mart ayının ortalarında oyunun daha da oturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bakın Mart ortalarında. Futboldan anlayan adam yorumu bu. Yanlış anlaşılmasın bak. Bu Futboldan anlayan adam yorumu. Puan farkı 6 yayında ama ikili averaj biraz problemi. mi? Devamında oynayacağı iki deplasman var. Fenerbahçe'nin Kayseri'ye gidecek haftaya. Kayseri sık bir takım iyi bir teknik adamları var. Konyaspor artık öyle değil diyor. Geç burayı. Kovalayacaklar ama pamuk ipliğinde olacak diyor. Kritik haftalar başlamış olacak. Galatasaray sürekli e, aşama kaydediyor demiş. Muhtemelen Galatasaray e, önce oynamanın avantajını kullanacaktır. Raşida Yunus gibi isimlerin olduğu ya da Zanyolo'yu alıyor. Önümüzdeki sene anlaşmalar nasıl olur bilmiyorum ama oraya ihtiyaç var yok. O başka konu diyor. TPP doğru karar aldı. Yani yerli statüsünü oynatacak şekilde bir sol bek aldı Galatasaray diyor. Bunu da sürekli söylüyor. Bu sürede işte kulüplerimiz yardım kampanyaları konusunda yarış içinde oldular. Kadro çok geniş ama teklediler diyor. i̇kincilik yarışı dönemi Fenerbahçe'nin 36. resmi maçı bu sezonki Dünya Kupası dönemi de var bir de. Galatasaray'ın 26 maç oldu. Genç ve geniş kadronuz varsa avantajlı olursunuz. Fenerbahçe'nin çok geniş kadrosu var ama bir yerde tekledi diyor. Büyük kulüpler haftada 2-3 maç oynayabilir aslında iyidir de 3. maç yaşın yükselirse 3 maçı kaldıramayabilirsiniz. Burada da aslında Galatasaray'a bir mesaj var çünkü oyuncu yaşları Fenerbahçe'ye göre daha ötede. Çok enteresan haftalar başlıyor. Evet burası çok önemli. Öylesine enteresan haftalar başlıyor ki değişik şeyler de konuşabiliriz. Beşiktaş da devreye girebilir ki Beşiktaş dün akşam berabere kaldı. 0-0 hem de penaltı kaçırıp iyice demoralize olarak berabere kaldı. Başakşehir de aynı şekilde diyor. Çok büyük puan farkı olmamasına rağmen ilk iki sıra şekillenmişe benziyor. İyi oyun şartlar kartlarda olunca rahat bir galibiyet elde ettiler. Sevilla'ya hoca değişikliği yaramış. Oyun olarak Sevilla'ya baktığımızda geçmişte baktığımda gittili gittili geldili haldeydi. Toparlamışlar son haftalarda. Lige çok kötü başladılar diyor. Şu an oynanan maçta 2-0 yenik durumdalar. Teknik direktör değişikliği yaramış. Marka adı talihsiz şekilde sakatlıklarla başladı. Yararlanamadılar. Sevilla'nın eksiklerine baktım. Eksiklerin artılarından daha fazla olduğunu gördüm diyor. Geçiniz yani eksiklerinin artılarından. Turu ortada görüyorum diyor. Burayı da geçelim. Parioli gitti. Ersun Yanal geliyor diyor. İyi e Ersun hocamı ligde yine göreceğiz desenize. Alanya Spor Teknik Direktörü Francesco Parioli görevi bırakmış. Şimdi bu teknik direktörde yere göğe sığdıramayanlar var. Ben şunu söyleyeyim. Aslında bu teknik direktör yetenekli bir teknik direktör. Dikine oynamayı seven, geriden oyun kurmayı seven bir teknik direktör. Ama kadro yapısı ve Türkiye şartları buna el vermedi. Bak bu adam gitsin Fiorentina'yı ne bileyim sağ Sao'yu çalıştırsın baya baya adından söz ettirir. Ama Türkiye'de bak Adana Demirspor'da çalıştırsa adından söz ettirir. Ersun Yanalı gündemini almışlar. Galatasaray'a hazırlık maçında 4-2 yenilmişler. Ve hazırlık maçının ardından meşhur bir duyumcunun haberine göre Alanya Spor'da teknik direktör Fariyol'u görevi bırakmış. Oyuncularla vedalaşmış. İtalya'da yaşamak istiyormuş. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Hani acaba depremin etkisi, korkusu olabilir mi? Biliyorum ben de biliyorum yardım kampanyası falan düzenledi Adana Demirspor Teknik Direktörü ama bence bir şeyleri düşünün. Ee, Çağdaş yardımcısı olarak <laughs> Ağustos 2020'de sıra bakmayın. 33 yaşındaki Faryoli Fatih Karagümrük'te görev aldı sonra Akdeniz ekibine döndü. Aralık 2020'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başladı. Alanyaspor'da 47 maça çıkmış. 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet, 1.55 puan ortalaması. Şimdi İrfan Buz'dan Fenerbahçe Konya Spor maçı sonrası İrfan Can uyarısı. İrfan İrfan'ın derdinden anlar. Şimdi teknik direktör İrfan Buz. Yani özellikle İrfan Can kahveci kısmını konuşacağım. Maça ilişkin çok umurumda değil yani. Ne derse desin. Çünkü biliyorsunuz Ender Valencia iki tane gol attı övebilirsiniz. Joshua King bence çok kötü oynadığı maçta golle taşlandırdı. Atilla Salah geçmişe dönme sinyalleri verdi. Beni mutlu etti açıkçası. Fenerbahçe kazandı maçı. Ancak İrfan Can bak İrfan Can'ın olayı beni çok şey yaptı. Bak Konya alan daraltmaya çalışarak oynamaya çalıştı. Defansif oyunu tamamen savunma arkasına koşabilecek pozisyonlarla taşlandırmaya amaçladılar. Aslında Galatasaray'da Fenerbahçe maçında bunu yaptı biliyor musunuz? Yani oyunu daraltayım dedi. Savun markası koşulları. Hani Barış Alper'in önüne atarım şey yaparım dedi. Anca böyle öne geçelim. Trabzonspor da bundan oynadı. Bu taktikte oynadı. Yani ama Konya'nın kadrodaki eksikleri, kadro kalitesi buna müsaade etmedi. Yani 311 pas Fenerbahçe'nin ilk yerdeki. Ve bu oyun anlayışında asıl mevkisinde oynamayan kişilerin de olduğu düşünülürse. Mesela Lincoln, Ferdi performansı bence çok çok iyiydi. Her ne kadar birileri ezberlemiş olarak Lincoln çöp, Lincoln çöp, Lincoln çöp dese de onlara içlerindeki e, o bir şey eksik, bir parça eksik. O parça şunu dedirtmiyor. Ulan ben adama kötü diyorum ama lan bu maçta şahane top oynadı ya. Dedirtmiyor. Bu da onların saçmalamasını sağlıyor. İnsanlar tarafından tepki görmesini sağlıyor. Şimdi Lincoln penaltı yaptırdı. Bir nevi asist yapmış oldu. Ferdi asist yapmadı yapmasına ama asistin asistini yaptı. Yine aynı şekilde Lincoln'un vuruşu golle sonuçlandı ve asist sayıldı. Yani bir nevi Lincoln iki tane asist yapmış oldu. E Ferdi oldu. İstatistiksel olarak kötü ama. Şimdi İrfancanın verimsiz kalması düşündürücü. Çünkü solda verim veremiyor. Daha önce de çalıştığım bir oyuncu olduğu için biliyorum. Solda kendisini iyi hissetmiyor diyor. Valencia parantezde açmak şart. Yani Jesus'un oynatmaya çalıştığı kaotik hücum futbolunda oyun onun gibi gezgin, arayan, zorlayan oyuncular değerli. Bakın Valencia'nın en önemli özelliğini aslında açıklamış. Alıyor, zorluyor, geziniyor. Yani kıpır kıpır forvet. Sezonun başında diyordum ya Serdar Dursun bu takımda oynamaz diye işte bundan diyordum. Ve Valencia bunu fazlasıyla kullanıyor. İstiyor, buluyor, ediyor. Yani ayrılık iddiaları falan var ama yani biz sahadaki halini konuşuyoruz. Şimdi İrfancan'ın solda oynayamaması diyor. Arkadaşlar dün istatistiklere baktım. Lan baktığım istatistikte İrfancan gayet şirin bir performans göstermiş. Yani harbi söylüyorum bak bunu İrfancan'ı ben beğenmiyorum. Yeterince olduğunu düşünmüyorum. Ben yeterince İrfancan'ın iyi oynadığını düşünmüyorum. Verdiğimiz parayı hak ettiğini düşünmüyorum. Ancak Konya Spor maçındaki istatistiklerine baktığım zaman İrfancan gayet iyi oynamış. Yani istatistiklerden istatistiklere bakınca lan bir gol asisti yok. Misal o Lincoln'un asistini İrfancan yapmış olsa bir asistle maçı tamamlasa yine yuhalanırdı. Misal bir de frikikten bir tane gol atmış olsa 5-0 maç bitse bir gol bir asistle maçı bitirse bu sefer alkışlanırdı. Fenerbahçe taraftarı sadece sayısal olarak skora bakıp oyuncu değerlendiriyor. Ben de dahil birçok zaman. Ama ne olur? Ya şuna şöyle dedik ama ya bu maç iyiydi. Bu maç süperdi. Bu maç kötüydü. Mesela ben şeyi çok seviyorum. Can çok beğeniyorum. Aşırı beğeniyorum. Ama baktığın zaman yani sahada gezindi resmen. Son haberimiz herkes ümidini kesti. Hocam Venervaç'a transfer transfer yapamaz. Ali Koç'un yoğurt yeşi farklı diye. Şimdi Geçiniz. Niye geçiniz? Fenerbahçe'den Biç atağı. 5 Mart'a kadar bir ya da iki transfer yapmak istiyor Fenerbahçe. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle transfer yapmak istiyor. 3 tane tıklama yapın, 5 tane tıklama yapın diye yapmıyorum bunları. Bilginiz olsun. Zaten 3 tane 5 tane tıklama yapın diye yapsam. Hiç şey falan konuşmam yani maçı falan konuşmam. Bana ne maçtan dedim. Küçük bir video çekerim. 7 dakikalık, 8 dakikalık şu geliyor, bu geliyor. Şu gidiyor, bu gidiyor diye. Ha konuşulan herkesi konuşuyoruz ama iki tane isim transfer etmeye çalışıyoruz. Ha diyeceksiniz hocam Avrupa'da oynatamıyorsun. Yahu. Neyse. Geçenlerde uzun uzun anlattım. Şimdi yorulduğum için anlatamam. Milan'ın Hırvat Yıldızı Ante biçle Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Diyor haberde. Şimdi 5 Mart'a kadar kadroya katmak istiyor. Zaniolo transferine karşılık bu hamle verilmeye çalışılıyormuş. Çok çocuksu geliyor bana. Galatasaray'ın yani Galatasaray oldu biz de bunu alalım. Abi sen çocuk musun ya? Şimdi sezon sonuna kadar 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyormuş. Satın alma maddesi koydurmak istiyormuş ve Milan zorluk çıkarmayacak diyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kavuşması bekliyormuş. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Milan'la sözleşmesi 2025'te sona erecek. Bu sezon ne yaptı? 20 maça çıktı. 3 gol 2 asist. Tabi kariyerinde bir sürü maç var. Milli takımda 42 maçta 3 golü var. Şimdi bakınız 13 milyon euro piyasa değeri. Al Rebic'i e, Başakşehir'e koy. Yani Başakşehir'e koy. Piyasa değeri 4,5 milyon euro. Bunu bir anlayın. Yani Fenerbahçe yıldız alsa yıldız alsa yıldız alsa. Mesela Luan Perez geldi iyi tamam yıldız aldık dedi. Ya bence değil bence gelsin kanıtlasın kendini. Ben transfer market verisiyle futbolcu almıyorum. Cao Pedro. Şu an Cao Pedro'yu biz alırken yıldızdı. Sakatlıklardan çocuk bir oynayamadı ki göremedik. Yani Sefer Oyecek Altısaray'a transfer marketine baktınız yıldız dediniz ama os çıktı. Burumay'ı Fenerbahçe alırken Yıldız diyen de vardı. İyi Galatasaray'daki günlerindeki gibi oynarsa şöyle olur böyle olur diyen de vardı. Fos çıktı diyen de var. Ama gidiyor Braga'da bir şekilde oynuyor. bir daha bakayım. Bugün oynamış mı? Daha doğrusu dün. Şimdi Rebic 1.85 boyunda sol kanat. Bize kanat lazım. Forvet, forvet arkası. Yani çok yönlü mevkide de oynayabiliyor. Sağ ayaklı. Her şey çok güzel. 40 milyon euroları görmüş zamanında. Müthiş. Frankfurt'tan Milan 6.7 milyon euroya almış. 32 milyon euro piyasa değeri varken. ben yani ben bu tip transferlere bir şey yaparım. Bakın futbolcunun 40 milyon euro piyasa değeri varken Frankfurt Milan'a kiralıyor. buçuk aldığı futbolcuyu. Bir sene yani 10 milyon euro piyasa değeri olan futbolcuyu buçuk alıyor. Bir sene oynatıyor. 40 milyon euroyu görüyor transfer market değeri. Bence bu oyuncuda çok ciddi bir sıkıntı var. Nedir bilmiyorum içsel yapılanmasın. 40 milyon euroluk futbolcuyu ücretsiz kiralayıp 6.7 milyon euroya veriyor. Lan 40 milyon euroluk futbolcuyu ben kiralayacak olsalar eklerim oraya 10 milyon euro kiralama parası. 20 de satın alma opsiyonu diye. Bu sezon 20 maç 765 dakika 3 gol 2 asist. ha Denenebilir kumar mı? Bunu size bırakıyorum takdirini. Ya yani denenebilir mi? Size bırakıyorum. Bu arada Buruma Portekiz'de 3 maçta 104 dakikada 2 golü var. Bilginiz olsun. Portekiz kupasında 74 dakikası var. Yani giderek de süre almaya başlayan bir isim haline dönüşmüş. Ben Rebiç olayını sadece size diyorum ki biraz düşünmek lazım. Yani her kuşun eti yenmez. Ucuz etin yahnesi yenmez bir şeyleri düşünmek lazım. Bence bu oyuncuda bir sıkıntı var ama ne olduğunu ben çözemiyorum. Umarım derdimi tasama size anlatabilmişimdir. Ha şunu söyleyeceğim. Bir sol kanat bir de e, bir isim var ama yani nasıl anlatayım size? E, bir isim var ama yani Başka bir isim ya. Yani enteresan bir isim var. Peşine düşülen. Hakkımızda hayırlısı olsun ya. Yani e, merkez orta saha ve ilerisi diyeyim. Diğer oyuncu da kanat oyuncusu ancak çok gönlü forvet de oynayabilir tarzda. Uğraşılıyor. Bakalım olacak mı? Ha açıkçası hani Allah şahidim ben Olur dedim miydi? Sıkıntı oluyor, olmuyor. Ben bari diyeyim ki olmaz diyeyim, kimse gelmez diyeyim de ters totem yapmış olayım. Fenerbahçe taraftarına bir faydam dokunsun. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Sizlerin beğenisi çok hoşumuza gidiyor. Görüşmek üzere.